Efendim iyi günler. Bugün yine farklı bir konuğumuzla ve farklı konularla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuzun yine çok önemli bir özelliği var. Özellikle kadınlarımız için çok dikkat çekici. Kendisi hem tasarımcı hem modacı ve genç kızlarımızın hayalindeki gelinliklerin de patroniçesi diyelim. Evet, kendisi İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Süslüer. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İbrahim Bey. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Defalarca telefonda da konuştuk. Evet. Gerçekten sizde şu an sezon başladı. Evet. Herhalde. Doğrudur. Sezon nedeniyle. Ama yine de bize bir zaman ayırdınız, kabul ettiniz, geldiniz. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Dilek Hanım, şimdi bizim programımızın prensibi gereği biz izleyicilerimize öncelikle konuğumuzu bir tanıtmak istiyoruz. Çünkü daha sonra da gazetemizde Yeni Gün'de bu programın deşifresi yapılıyor. Haberleştiriyoruz. O zaman da okuyucularımızın tanıması açısından bir kendinizi istediğiniz bir geçmişinizden başlayarak tanıtmanızı rica edeceğim. Evet, ben İzmirliyim. İzmir doğumluyum, İzmir aşığıyım. İlk ve orta ve üniversite ve yüksekokulu yine İzmir'de yaptım. Çeşitli moda ve şirketlerde tasarım departmanlarında bulundum. Esas küçüklük, hani klişedir, moda ve tasarımcı nasıl olduğunu aslında küçüklükten geliyor. Yine kuzenlerimin atölyelerinde belki işledi benim içime ve hep bir modacı, bir tasarımcı olmak istedim. Ve bugünlere de bu şekilde geldik. Bazı tasarım departmanlarında hem yöneticilik hem de mağaza koordinatörlükleri yaptım İzmir'de ve İstanbul'da. O yüzden de sonra da kendi markamı yaratarak Dilek Süsler Haute Couture olarak şu anda da devam etmekteyim bir 10 yıldır. Herhalde bir mağazanız var. Evet. Alsancak'ta. Evet. Değil mi? Alsancak'ta bir moda evim var. Moda evimiz var. Gelinlik ve abiye üzerine, hı-hı, özel sipariş üzerine çalışıyoruz, dikiyoruz bu şekilde. Siz geçmişinizi çok kısa özetlediniz. Ben birazcık ders çalışmıştım. Sıkılırlar diye ben pek bahsetmek istemiyorum ama. Evet, dediğiniz gibi. Peki kuzenlerinizin dükkan atölyesinde çalışmışsınız. Bu aileden, yani kuzenler de aynı işi mi, evet, yapıyorlardı? Evet, onlar da yine böyle özel sipariş üzerine çalışıyorlardı. O incik boncuklarla uğraşmak, onların saatlerce sabahlara kadar o atölyelerde çalışıp benim uyandığımda hala çalışıyor olmaları falan hiç gözümün önünden gitmiyor. Şu an biz aynı durumdayız o şekilde. Çok özverili bir iş, tasarımcı olmak, terzi olmak, aslında tekstilin her bölümü zahmetli bir iş. Ben de her bölümünde aslında bulundum. Ütücülük de yaptım. Makinacılık da yaptım ama bunları ilk öğrendim ki şu anda bu işin başında ve işin sahibiyim. Bu işleri bilmeden tasarımcı olmak zaten çok zor. Çok zor. Bizim ifademizle siz işin mutfağından yetişip, evet, geldiniz. Evet, aynen o şekilde. Alaylı olup da ondan sonra eğitimimi tamamladım. Hı-hı. Normalde aslında halkla ilişkiler mezunuyum. Öyle mi? Ve daha sonra ikinci üniversite olarak moda tasarımı tamamladım. Tamam. O yüzden de her şeyi aslında zincirleme birbirini getirdi. Bu yüzden de işin başında işte hem alaylı olup hem işi bilmek, hem modayı, tasarımını bilmek, hepsi bir arada olunca da, bir bütün olunca da her şey güzel oldu. Bu geçmiş hikayenin içinde bir önemli nokta daha var. Onu atladınız, onu da ben yine hatırlatayım. Yaş geçince biraz geçiliyor herhalde ona. Bir de zaten bu mutfağın içinde onun da olması herhalde başka bir anlam taşıyor. Bir süre bir mankenlik de olayı var galiba. Evet, tabii moda olur. Evet. Aslında modanın içinde hepsi bir bütün. Modellik, defileler, podyumlar. Tabii, tabii. Bir kere prova mankenliği yapmak, atölyenin içinde bulunmak yine. Oradaki terzilerle yine iç içe olmak. O yüzden de bir süre, evet, hem eğitimim süresince
iyi bir ajansla modelliğime İzmir'in en iyi firması aslında devam ettim ve sonra da İstanbul'da bir süre devam ettim. Sonra yine İzmir sevdalısı olarak geri döndüm. Eğitim burada devam ettim. Onu da söyleyeyim madem. Tabii. Bir derecelik de var tabii. Tabii. Güzellik derecesi. Tabii. O yüzden de... Güzellik yarışmasına mı girdiniz? Evet, güzellik yarışmasına. O ben, bak ben orayı kaçırmışım yok notlarımda. Onu çok bahsetmiyorum, ben atlıyorum. Güzel ki 95-94-95 yıllarında güzellik yarışmaları biraz revaçtaydı. Evet, doğru. Güzellere değer verilirdi. Doğru. Yarışmalarda belli bir iki tane vardı. Onlar da sevilen televizyonlar hiç ayrılmazdı, bakılırdı. Ama tabii zaman geçiyor. Mankenlik ve modellik birazcık farklı bir yol aldı. Artık televizyonlar, dizilerde çocuklar, gençler oradalar. Biz de onları yine destekliyoruz her şekilde. Yine moda içinde olduğumuz için de onları yine destekliyoruz. Galiba bu hani geçmişte güzellik yarışmaları yapılıyordu. Şimdi o kadar çok üzerine düşmüyorlar. Bence onun sebebi o yıllarla bu yıllar arasında bir dizi olayının patlamış olması. Evet, televizyon ve çok, çok büyük bir etken oldu. Evet. Çünkü her dizide hiç tanımadığınız yüzlerle karşılaşıyorsunuz. Hem erkek hem bayan olarak. Evet. Dolayısıyla artık güzelleri de oradan bulup zaten yarışmalar, çıkartıyorlar. Evet, yarışmalara da gerek kalmıyor herhalde. Yani aslında öyle de yarışmalardan onlar seçiliyor. Tabii. Yani yarışmalar oluyor aslında. Hı hı. İzmir'de de bir Mr. Model yarışması vardır. Ajans Rönesans'ın yaptı. Orada da mesela birçok ünlü, birçok sanatçı çıkmıştır o yarışmalardan. O yüzden de oradan seçiliyor. Aslında bir avantaj böyle yarışmalarda. Doğru. Çocuklar için. Doğru yolda, doğru şekilde katılınırsa ki ben birkaç kere de jüriliğini yaptım. Yine arkasından onları bir gözlemleme de yapıyoruz. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl bu yoldalar diye. O yüzden de birçok kişi başarılı bir yerde, İstanbul'da dizilerde görüyoruz. Görüyorsunuz. Onları, evet, mutlu oluyoruz yani onları da görünce. O da ayrı bir haz veriyordur tabii değil ki, mi? Tabii ki, hem meslektaş, meslektaş olarak. Tabii bizde o zamanlar böyle bir avantaj yoktu. Yoktu, tabii. Sinemalar vardı ama sinemalar belli bir, biliyorsunuz Yeşilçam belli bir kesitteydi o zaman. Doğru. Şu an... Patlamış durumda evet, tabii. O yüzden de bu şekilde. Peki bu tasarımcılık ruhu nereden geldi? Ailede mi? Var mı? Genlerde var mı? Aslında, yani içinizde nereden çıktı bu? Aslında dediğim gibi hani yoktu. Hani böyle bir hep kızlar zaten genç kızlar hep giyinmeyi sever. Ben de öyleydim. Soy ismimden de kaynaklanan ailemde hep süslüler var. Süslüler, ailede dedeler hep böyle süslüydü, bakımlıydı. Bakımlıydı. O yüzden de oradan geliyor. Tabii işte dediğim gibi modellikle de birlikte için içine girince de baktım ki ben modanın içinde olmalıyım ve gerçekten bu işi eğitimini alarak devam etmeliyim diye düşündüm. O yüzden de bu şekilde devam ettim. Peki Dilek Hanım bu işi kafaya koydu ve girdi. Önce kuzen atölyesinde, daha sonra mankenlikte, daha sonra işte bu, yani bu işi içine gireli ortalama yaklaşık kaç yıl oldu? 25 yıl. 25 yıl. Bayağı. Evet. Ben modellik yaptım. 15 yaşındaydım modelliğe başladığımda. Öyle mi? 15. O yüzden de şu anda 40 yaşında dolunca 25 yıldır sektörün içindeyim. Sektörün içindesiniz. Peki şu anda başkanlığını yürüttüğünüz derneğin mazisi nedir? Bir de o derneğinizi bir anlatın bize, tanıtın. Evet, esas sonra bir de bu, onun devamında da siz kendi kurduğunuz logonuzda DS. Evet. Değil mi? DS. Burada daha ağırlıklı neler yapıyorsunuz? Birazcık da kendimden bahsedeyim. Tabii kendinizden, hem işinizden hem kendinizden, hem buradan da İzmir'de izleyen bayanlar, evlenecek genç kızlarımız da sizi de tanımış olurlar aynı zamanda. Belki yardıma da ihtiyaçları vardır. Tabii, bir yön vermiş de oluruz. İzmir Moda Tasarımcıları Derneği aslında çok eski değil mazisi. 2 yıllık bir mazisi İki var. Yıllık. 2 yıldır ben yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Çok geç kalınmış bir
dernek aslında. Çünkü İzmir gerçekten çok iyi tasarımcılar ve modacılar yetiştirdi yıllarca. Ki ben onların hep mankenliğini de yapmışımdır. Bunların içinde Hanife Çetiner, Zuhal Organcıoğlu, Esin Yılmaz, Ertan Kayıtken. Bunlar aslında duayenlerdir bizim. Duayenler tabii. Ve gerçekten İzmir'in hem ismini duyurmuşlardır yurt dışında, hem de İzmir'in bir değer katmışlardır. Ama bu zamana kadar böyle bir birliktelik oluşmamış. Belki fırsatlar olmadı, hiç konuşmadık bu konuda onlarla ama belki fırsatlar olmadı. Belki rakip olmanın vermiş olduğu, çünkü hepsi aynı tarz ve iş yapıyorlardı. Rakip olmanın vermiş olduğu belki hırslarla farklı bir şeyler oluştu ama en sonunda ben büyük firmalardan çıktıktan sonra, kendi yerimi açtıktan sonra ben yurt dışına tasarımlar hazırlıyordum. Sonra siparişler istediler. Yani müşteriler özel kendilerine koleksiyonlar istediler. Özel koleksiyonlar hazırladım. Daha sonra da dedim ki ben bu işi sevdim. Yani daha çünkü üretimdeydim. Yani toptan yapınca kişiye özel bir şeyler yapmak biraz daha zor oluyor. Zor tabii. O yüzden de dedim ki ben kişiye özel bir şeyler yapayım. Bunun da en güzel yeri Alsancak. Alsancak yer açtım. Bu 6. sene Alsancak'taki. Baktım modacılar birbirlerinden kopuk. Kopuk tabii. Genç bizim nesil. Birbirleriyle iletişimleri yok. Benle merhabalaşıyoruz yok. Dedim ki böyle bir şey yapmamız lazım. Rekabet olsun ama evet. Bir birliktelik de olsun değil mi? Çoğalıyoruz. Tabii. Yani çoğaldıkça da birlikte güç olursa sessiz. Doğrudur. Ve değer İzmir'deki tasarımcılara gerçekten değer verilmesi gerekiyor. Tasarım yarışmaları düzenleniyor ama hepsi de elimizden kayıp gidiyor tasarımcıların. Ve firmalarda bir tasarım departmanı eksikliği ve tasarımcı eksikliği var. Bu üretici firmalarda gelinlik ve abiyede özellikle biliyorsunuz ki kopyalama denilen bir yöntem var. Birbirlerinin ürünlerin aynılarını yapıyorlar. Fuarda gezdiğinizde bütün ürünler aynı çıkmış oluyor. Sanki hepsi birmiş gibi. Evet. Amacım hem tasarımcıyla firma sahibini bir araya getirmek. Tasarım departmanlarının başı olsun ya da dışarıdan tasarım hazırlatabilsin. Hem de tasarımcıların sesini duyurabilmek adı altında böyle bir yola çıktık. İlk önce küçük bir grupken işte sen kimi tanıyorsun, bunu tanıyorum, getir konuşalım, bakalım nasıl değerlendirecekler derken biz 23 tasarımcıyla birlikte derneğimizi kurduk. 23 kurucu üye aslında. Çok güzel. 2 yıl önce. 2 yıl önce 23, hala 23 üye olarak duruyoruz. Çok talep var. Dışarıdan tasarımcımız çok çünkü. Ve dışarıdan tasarımcıların yeni eğitim almış tasarımcıları içimize almama taraftarıyız şu an. Çünkü tüzüğümüzde de geçiyor. 5 yıllık firmasını kurmuş, markalaşmış. Ya da bir tasarım departmanının başında büyük bir firmanın, ki şu an İstanbul'da da öyle bir firmanın başında olan bir yönetim kurulu üyemiz var. Erdal Güvenç sağ, o da televizyonda şu an program yapıyor. Onunla birlikte 7 üyemizle, yönetim kurulu üyemizle birlikte böyle bir yola çıktık. Onlar da okeylediler. Ya dükkanı olacak dediniz ya da? Ya markası olacak, 5 yıllık bir markası ya da yani bir süreç içinde. Bizim alt bir kadro. Bütün süreç 5 yıl mı kaydı? Evet. İster dükkanı olsun, ister görevi. Evet. İlk sonra da şöyle bir karar alındı. Tasarımcıların, tasarım yarışmalarına giren tasarımcıların birincileri alt bir bölüm yaptık, alt bir kadro şeklinde. Orada bunları yetiştirmek amaçlı almaya başladık. Birinci gelinlik yarışması biliyorsunuz, İf Bedik tasarım yarışması oldu.
O da başka bir aslında bizim sponsor olduğumuz bir projeydi. Oradaki bütün tasarımcı yarışmalarının tasarımlarını biz kendi atölyelerimizde diktik, tasarımcı moda evlerinin. Hem kilitli çıktı hem koçluk yaptık. Hmm. Şimdi çocuklarla diyalog halindeyiz. Okullarını bitirenler staj olarak gelecekler, bizim yanımızda devam edecekler. Birincimizi de üye aldık. Ha, üye yaptınız. Birincimizi üye yaptık. Şimdi böyle böyle eğer yavaş yavaş da aramıza alırsak arkadaşları, hem daha iyi adımlarla yol atacağız, hem birliktelik, güç, birbirlerini tanıma sürecinin artmasıyla daha güzel işler çıkacak ki şu an çok güzel gidiyoruz. O yüzden de derneği iyi ki kurduk diyoruz, böyle bir derneği. Yalnız bu bahsettiğiniz birinciyi üye olarak bünyenize katmanız, o katılan kişi için de çok büyük bir avantaj. Evet. Yani düşünsenize, siz 25 yıldır bu işin içindesiniz. Belki siz de çok iyi bir çizgideydiniz ama böyle bir grubun içine girme şansını hiçbir zaman bulamadınız işte geçmişinizde. Değil mi? Gençlere yol açmak, tabii, onlara teşvik olmak, her konuda onlar, eğer üyemiz ama İstanbul'da çocuk, yani orada şu an üniversiteyi bitirecek ve gerçekten çok başarılı. Belki orada İstanbul'da kalacak ya da yurt dışına gidecek. Hı hı. Ama bizim üyemiz altında İzmir'in ya, Moda Tasarımcıları Derneği üyesiyim diye gitmesi de başka daha bir başka, şey tabii ki. Daha başka, tabii. Ve bir STK'lı olmak, bir yere bağlı olmak bambaşka. O yüzden de onlara böyle bir avantaj sağladık. Mutluyuz tabii, bu büyük bir haz kazandırıyor insana, haz oluşturuyor. Peki tahmininizce bu dernek, yani sizin demin ifadenize göre isteseniz şu anda bir anda belki 60-70 belki 100 kişiye fazla bile çıkabilir. Çok fazla alabilir. Yani yeni mezun olan arkadaşlar var, mezun olmuş, işi sahibi gerçekten olan arkadaşlar var. Biz önümüzdeki sene üye alımı yapacağız. Hmm. Yine aynı şartlarda. İşte 5 yılını doldurmuş. Hmm. Yine tasarım departmanının başında 5 yılını geçirmiş insanlarla çalışmayı düşünüyoruz tabii. Yani dediğim gibi ne kadar güç olursa o kadar sesini. Bu alımları her yıl yapacak mısınız? Her yıl zaten STK'larda da böyledir. Tabii. Üye alımları vardır, üye kabul yer vardır. Bunları belki çıkan oluyor, giren oluyor. Hani bunlar, ona göre de ayarlıyorsunuz. Evet, ona göre bakacağız. Ama ayrılacak olan şu anlık yok. Pek gözükmüyor değil mi? Herkes çok mutlu çünkü. Mutlu. Çünkü güzel projelere yapıyoruz. Birlikteliğimiz, aynı dili konuşuyoruz. Çünkü bazen gerçekten STK'larda farklı branşlarda farklı insanlarla tanışmak, o büyük başka bir avantaj ama aynı dili konuşabilmek bambaşka. Bambaşka. Biz tabii oturduğumuzda dertlerimiz, sıkıntılarımız, müşterilerimiz hepimizin aynı portföy. O yüzden de herkese anlayabiliyor. Açıp başkan iş var mı yok mu diye soran var yani. Doğru. Çünkü aynı camianın insanlarıyız. Çok güzel bir toparlama yapmışsınız. Evet. Sadece kellik babiye tasarımcısı yok aramızda. Hmm. Cin tasarımcısı var, ayakkabı tasarımcımız var, takı tasarımcımız var. Tabii tasarım deyince yol çok açık. Ama bak, burası çok önemli. Bak, bunu iyi ki açıkladınız. Hı-hı. Yani herhalde izleyiciler de, ben de dahil, sadece gelinlik, abiye o şekilde düşünebiliyor insan. Yok, bir kere sahne sanatları tasarım var. Yine Rönesans Ajansı sahibi, hı hı, Akif Örük, yine eşi İpek Örük, hı hı, var. Yine tasarım mezunu kendisi. Aslında her tattan, herkesten almak istedik ki dediğim gibi bir bütün. İşte koreograf, defile bir bütün. İşte ayakkabı olmazsa olmaz bir kıyafetin, ayakkabı tasarımcımız yine aynı şekilde. Aynen. Takısı aynı şekilde. Ama tabii ki işte grafik tasarımcısı aramızda olması çok zor. O başka bir branş. Aynen, doğru. Biz modayla, modayla bağlantılı. Evet, modaya dokunan herkesle bir arada olmak, tamam, istiyoruz. Bu yakında fotoğrafçımız var. O girecek üye olarak, yani moda editörü, moda fotoğrafçısı. O tabii, o da ayrı değil mi? Evet, o moda fotoğrafçısı da ayrı. O da bizim tabii bir parçamız. Doğru. Yani o da bir şey. Ya yani İzmir bunu kaldıracak. Çünkü İzmir
bütün İzmir'i herkes seven herkes bir şeyler yapmak istiyor. Doğru. O yüzden de İzmir sesini duyurabilmemiz için de böyle bir derneğin oluşumunda bulunmak, olmak çok haz veriyor gerçekten. Dilek Süslüyer ne yapıyor şu anda mağazasında, atölyesinde ne yapıyor? Aslında Dilek Süslüyer bu sene bir de iki başkanlık var. Hı hı. Ben İzmir Tarihi Kemeraltı Lyonsuz Kulübü Başkanıyım ayrıca. Bu sene bana böyle iki tane başkanlık yüklediler ki çok büyük bir yük açıkçası. Onun arasında belki iş yapıyorum diyebilirim. tabii sezon, bizim sezonumuz belli. Gelinlik abi düğün sezonu diyoruz. Tabii. Aslında çok daha önceleri Aralık Ocak'ta başlarken... Ağırlıklı olarak gelinlik mi? Gelinlik ve abiye. 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 Yani Ocak gibi başlarken şu an Martları buldu sezonun tabii. açılması. Biraz gündemin işte referandumun olması, biraz gündemin kışın rahatsızlığı olması. Kayma yaptı tarih. Evet, tarihler kaydı. O yüzden de sezonumuz başladı. Büyük bir hareket var. Tabii randevulu çalışıyorum. Kendimi ona göre düzenliyorum. Çünkü müşteri birebir beni istiyor. Benle görüşmek istiyor. Zamanım kaldığımda da işte STK'larla zamanımı o şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Tasarımların hepsi sizin elinizden mi çıkıyor? Evet, bütün tasarımlar bana ait. Biz tasarımlarımızı kışın hazırlıyoruz. Kışın. Bunu bir şovla, defileyle gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz İzmir Fashion Week evet. var. İzmir Fashion Week yine Tasarımcılar Derneği'nin sponsorluğunda gerçekleşti bu sene. Tüm tasarımcılarımız defile yaptı. Çok büyük ses getirdi. Doğru. İlk 10'da yaptık. Evet. Ve bunun sonrası zaten tasarım, yani tasarımını orada sunmamız bunların şu dönemin zaten şeyi, devamlı. Devamlı. Zaten bir koleksiyon hazır olduğunda zorlanmıyorsunuz açıkçası. Ve bizim erken de başlamamız hepimiz için avantaj oldu böyle bir durumda. Şimdi de işte gelen şey müşterilerimizle, koleksiyonumuzla devam ediyoruz. Bir de bildiğim kadarıyla da tabii sezon, o da bir sezon sayılır. Tabii. Okullar bitiyor. Tabii mezuniyetler mezuniyet baloları başlıyor. O balolara katılacak olan genç kızlarımıza da özel kıyafetler tabii, değil tabii. mi? Şimdi İzmir küçük ve her şeye açık. Partiler, mezuniyetlerin olmazsa olmazları ve şeyin mezuniyetlerde çok güzel olmak istiyorlar her genç kızın hayali tabii. Birbirleriyle görüşüyorlar bir sene öncesinden başlıyorlar bunu ne giyeceğiz şeyine telaşına ama şeylerin çok küçük olmasından İzmir'in belki de küçük olmasından çakışma durumları var. Evet. Yani kıyafetlerin aynı olmaması için. Lazım ki bu yaşanıyor. Birçok her sene bu mutlaka yaşanıyor. Hele hele bir gittikleri bir toplantıda karşılıklı evet. rast gelirlerse o müthiş bir üzüntü yaratıyor. Hatta bu düğünlerde de oluyor. Tabii. Yani hatta dün bir müşterim anlattı. İki kayınvalide biri yurt dışında, biri Türkiye'de. İki kayınvalide birbirinden habersiz düğünde karşılaşıyorlar, aynı kıyafeti giyiyorlar. Oh, oh. Çok büyük bir rastlantı, çok büyük talihsizlik. Rengine kadar aynı. Böyle bir şey yaşamamaları için tabii özel siparişler bizim yani modacılara danışılması, tasarımcının kendi tarzını müşteride yansıtması böyle bir şanssızlığı tabii ki yok ediyor. Yok ediyor tabii. Bu sefer hem tarz hem kendine özgü bir tasarım ortaya çıkmış oluyor. Dikilmesi tabii ki taraftarıyız özel siparişlerde. Doğru. Şimdi biz Tasarımcılar Derneği olarak en son If Wedding tasarım yarışmasının trend alanını oluşturduk. Biz 800 metrekare bizim bir yerimiz vardı. Ve bütün tasarımcılar yani gelinlik ve abiye üreten tasarımcılarımız ben de dahil orada tasarımlarımızı sunduk. 14 tasarımlarda o 40 metrekare yerde biz de bir fuarın bünyesinde bir kolu olarak bulunduk ve çok
rağbet gördü. İlk defa böyle bir trend olanı oluştu. 2018 trendini oluşturdu. Dünya fuarları şeklinde onlara örnek bir alandı. İlk defa mı yaptınız böyle? İlk defa yapıldı. Evet. Ve workshoplarla bunları çoğalttık. Tüm tasarımcılar fikirlerini sundu. Dışarıdan, şehir dışından tasarımcılarımız vardı. Moda editörleri vardı. Onlarla büyük bir toplantı yaptık. Aslında şunu söyleyeceğim. Tasarımcılarımızın hiçbiri, hepimiz gelinlik ve abiye yapıyoruz. Hiçbirinin biri birbirine uymuyordu. Yani hiçbir benzerlik. Ne kumaş özellikleri, ne tarzları, tasarımlarından hiçbiri hiçbirine benzemiyordu. Yani rahatlıkla özgün tasarımlar olduğu belliydi ki dışarıdan gelen müşteri, yurt dışı müşterileri bile burası çok farklı ve tarzınız çok farklı dedi. O yüzden de çakışma durumu hiçbir zaman böyle bir durumda olmaması mümkün olmayacak. Mümkün olmuyor. Tabii. O yüzden de gelinlikte bile çok farklı şeyler çıkabiliyor. Çünkü kişiye özel yapıyoruz. Tabii. Kişinin yapısına göre bazı şeyler çıkıyor. Yani aynı gelinliği başka kişiye yapınca olmuyor zaten. Bu şeyde de dikilmesi ve özel sipariş önemli. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günlerde, çok eski değil, geçen hafta da olabilir, Deniz'de bir toplantınız oldu. Ah evet. Biraz da oradan bahsedelim. Şimdi Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu derneğimizi üye aldı. İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, yani ilk defa da böyle bir iki yıllık bir kurulmuş olan bir derneği. Yani siz şimdi federasyona üye oldunuz. Üye çok olduk. Güzel. Çok büyük, aslında bizim için de büyük bir şans. Tabii. Böyle bir üyeliği talep ettik. Onlar da onayladılar. Beni davet ettiler. Yönetim kurulu toplantısı vardı Denizli'de. Federasyon mu? Yönetim kurulu toplantısını evet, Denizli'de yaptı. Denizli'de yaptı. Denizli'de Havlu ve Bornoz Festivali vardı. Onun bünyesinde hem orayı destekleyelim hem orayı gezelim diye bir 3 günlük bir program yapmışlar. Ama federasyonda tabii ben öyle kalamadım. Zamanım yok. Yoğunlukta. Bir gün bulundum ama onlarla birlikte olmak, onları tanımak. Çünkü Türkiye'nin her yerinden başkanlar vardı. Moda ile alakalı, tekstil ile alakalı. Başkanlarla bir arada olmak, onların vizyonunu görmek, onların farklı yapıdaki ihracat ve ithalatlarını bilmek, rakamları duymak beni gerçekten çok şaşırttı. Biz bu İzmir'de küçücük yerimizde aslında Alsancak'ta hani firmaların ne yaptığını tabii biliyoruz, buradaki iç piyasadaki şeylerin nasıl döndüğünü, ama o rakamlar şeyler duyunca beni gerçekten şaşırttı. İlk ki de gittim. Gerçekten vizyon açıyor. Vizyonumuzu genişletiyor. O yüzden onlarla olmak, bizi kabul etmeleri çok iyi. Gelecek projelerimizden bahsettik. Destekleyeceklerini söylediler. Onun için de bizim için büyük avantaj. Çünkü birlikten kuvvet doğar diyorum. Biz küçücük bir dernekken şu an büyük bir federasyonun içine girdik. Ve dünyaya açılmak istiyoruz. İzmir'in tasarımcılarla güçlü olduğunu, burada da gelinlik ve abiyede ya da diğer tasarım departmanlarının burada gerçekten güzel üretimler yapıldığını, kaliteli yapıldığını dünyaya açılarak duyurmak istiyoruz. O yüzden bizim için büyük bir avantaj oldu. Onlar için de teşekkür ediyorum onlara buradan da. Herhalde federasyon Türkiye'de şu andaki en büyük sizin federasyon. Bir birliğiniz, topluluğunuz evet, değil mi? Evet, aynen o şekilde. Bunun içinde yine Ege Giyim Sanayicileri Derneği de federasyonun içinde. İçinde. İstanbul Moda Akademisi de bunun içinde. Ankara Moda Tasarımcıları Derneği de bunun içinde. Çok güzel. Triko Federasyonu Başkanları Derneği Dernekleri. De federasyonun içinde. Penye yine, kot, havlu falan derken büyük bir başkanlar içindeydik. Evet, evet. Gerçekten güzel bir... O zaman sizi tebrik ederiz bir kez daha. Ederim. Çünkü 2 yıllık bir dernek. Evet. Hemen böyle müthiş bir atılım sayılıyor bu. Evet. Yani Türkiye'nin en büyük, sizin meslekteki en büyük, grubunuzdaki en büyük bir kuruluşun içine girmiş olmanız. Bu sizin de önünüzü açacak. Size de yeni ufuklar getirecek. Yani, yeni müşteriler getirecek, evet, değil mi? Bu şekilde. Dediğim gibi
tasarım, yani bizim sadece müşteri bulma şeyinde değiliz derneğimiz. Yani biz bir kere kalifiye eleman sıkıntımız da var. Yani gerçekten terziler artık yok olmaya başladı. Doğru. Terzilerimiz yok. Yok. Şu an bünyemizde çalışan terzilerimiz artık son nesil. Nesil. Bunun nesilinde üretimde, hazır giyimde, yani üretici firmalarda yetişen elemanlar da bize uymuyor. Çünkü bizim işimiz özel sipariş, müşteriyle birebir ilgileniliyor. İşte ölçüler alınıyor, dikiliyor, tabii, kesiliyor. Böyle bir kalifiye eleman yok. Şimdi biz bunu, ben kendim yapabiliyorum, bilgim var. Ama bunu gerçekten tasarımcı olup okuldan çıkan öğrenciler bunları bilmiyorlar. Sizin bilme nedeniniz, siz mutfaktan geldiniz, evet, çünkü değil mi? Yani çünkü programın yıl, başında ne dediniz? Ütü bile yaptım dediniz. Aynen o şekilde. Evet. 25 yıl dile kolay. Ama onların bunu işte ben mezun olayım da geleyim de oraya Ali, Ahmet, Mehmet ya da Ayşe diye bir isim açayım da ben olayım dediğim de o iş olmuyor zaten. Olmuyor. Yürütemiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Müşteride bir kaygı oluşuyor. Tabii. Ben oraya diktirdim diyor. Kötü oldu bu elbisem. Tabii. Yani bir daha da gidip de diktirmeye yanaşmıyorlar. O yüzden de biz tasarımcılara şöyle bir öneride bulunuyoruz. Ki biz alt kadromuzda eğitim vermeyi düşünüyoruz bu ileriki dönem. Projemiz zaten bir tanesi de bu. Şimdi onu soracaktım. Bir başkan olarak, 2 yıllık bir başkan olarak yepyeni bir dernek. Çok yeni. Çok yani yeni doğmuş da 2 yaşında bir dernek. İleriye dönük projeleriniz nedir diyecektim. Siz başladınız galiba. Evet, yani esas sıkıntılarımızı, yani biz kendi içimizdeki sıkıntılarımızı, gerçekten üretimdeki sıkıntılarımızı biz kendi şeyimizde halledersek, yani diğer projelere de daha kolay kolay halledebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de bizim en büyük sıkıntımız kalifiye eleman, ki bu Türkiye'nin gündemi Türkiye'nin olan sorunu bu. Türkiye'nin sorunu bu. Sadece evet, tekstille alakalı değil. Diğer değil, bütün sektörlerde aynı sıkıntı hep aynı yaşanıyor. Hep aynı sıkıntı var, evet. Benim de duyduğum, dinlediğim bütün programlarda veya işte devlet büyüklerinin söyledikleri bu şekilde. Ama biz işte teknik okullardan, teknik liselerden, yine alt kadrodan moda akademilerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okuyan 2 yıllık ya da kurslar gören arkadaşlardan böyle bir kadro oluşturarak kalıp bilgisi, dikiş bilgisi, bunları esas nasıl prova yapılacağını öğretecek bir sistemle bir proje üretmeye çalışıyoruz, program. Bunu yine federasyondan hatta destekle. Onların da, çünkü federasyondaki bulunan kişiler de hep firma sahipleri ve tabii, üretici firmalar. Tabii. Onların da eksiklikleri bu. Tabii. Yani bana o günkü söyledikleri, Dilek Hanım siz bize nasıl tasarımcı yetiştireceksiniz, tabii, nasıl vereceksiniz? Nasıl? Yani bizim tasarımcı geldi mi, makinacıya anlatamıyor bunu, tabii, buradan dikilecek, tabii, ya da kesilecek diye. Tabii. Yani bunları sizin yetiştirerek, tam okuldan mezun oldular ama hani sektöre böyle bir kazanç yapmanız gerekiyor. Bizim de projemizin başında bu geliyor. Bu geliyor. Biz gerçekten kalifiye eleman yetiştirme yönünde bir yol alıyoruz. Şu anda da bir proje var. Hatta İşkur'la bir projeyi sunduk ama bazı prosedürler var, onları da gerçekleştirirsek biz böyle bir şeyi devam ettirmek istiyoruz. Bu sefer gerçekten işsiz olan arkadaşlardan belki yardım, belki ev hanımından böyle bir çıkabilir. Evet. Kalifiye gençler, genç kızlar, bir kere el işi yapan kızlarımız çok önemli. Belki yine erkek olan arkadaşların makineci olması, kalıp bilgileri olmaları falan, bunlar çok önemli. Doğru. Böyle bir projemiz var. İnşallah bunu gerçekleştirmeyi İnşallah. Umuyorum. En büyük önemli projemiz bu. Diğer projemiz de aslında hepimizin ortak düşündüğü yurt dışı fuarları. Hı hı. Ve sesimizi oralarda duyurmak. En kısa zamanda bir yurt dışı fuarına katılmak düşünüyoruz. İlkini zaten İFEDİK'te yapmış olduk. Bu deneyimimiz oldu bizim, çok büyük. Ki bunu başaracağımızı da gördüm birlik olunca. Tabii. Biz bunu yurt dışında da tekrar değerlendirmek istiyoruz. Bu doğu olabilir, batı olabilir.
modaya sıcak bakan ülkelerden tabii. hangisi olursa ilk amacımız bir fuarda bulunmamız. Peki program öncesi dediniz ki 40 dakika çok zor geçer. 40 dakikayı doldurduk. Aa, süper. Programın sonuna geldik. Evet. Ben verdiğimiz bilgilerden inşallah izleyicilerimiz de yeteri kadar bilgi sahibi biraz olmuşlardır. Biraz dandalı gibi oldu ama, çok bizim konumuz çok... Tabii. Bu bizim ilk programımız. Evet. Tabii ki son programımız olmayacak. Tabii ki. Biz yine sizinle hep irtibatlaşırız. Mesela bu kafanızdaki projeler sizde kök saldıkça, büyüdükçe, geliştikçe... Veyahut ne bileyim ben bir dış ülkedeki bir fuara katıldığınız takdirde... Bilgilerimi sunmak için gelirim. Tabii evet, yine gelip burada bilgilendiririz. Tabii. Görüyorsunuz 40 dakikalar çok çabuk geçiyor. Maalesef zaman çabuk geçiyor. Çabuk geçmesinin sebebi işin uzmanısınız. Onun için çok rahat anlatıyorsunuz. İşin bahsettiğiniz gibi mutfağından geliyorsunuz çünkü. Onun için yapma değil, yani üzerine kaynak olmadığı için... Çok dolusunuz. Tabii bir anda süreler geçiyor. Dolayısıyla da ben sizden programı kapatmadan önce ister kendi branşınızla ilgili, ister işte o ara grupla ilgili, hani zorluk yaşıyor bütün Türkiye dediniz. Evet. Veya hepsini kapsayan bir izleyicilerimize bir konuşma yapmanızı rica edeyim. Sonra da programı kapatayım efendim. Ben davet ettiğiniz için ilk önce teşekkür ediyorum. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum ayrıca. Biz İzmir Moda Tasarımcıları, aslında Dilek Süsler, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve İzmir Tarihi Kemer Altı Lyons Kulübü Başkanı olarak, başkanlık olarak iki STK'nın gücünü birleştirerek birçok aslında projelerde yaptık. Ama tabii ki branşım olarak da modanın getirdiği zorluklar, ve bize getireceği güzelliklerle ilgili Türkiye'nin şu şartlarında mücadele ediyoruz açıkçası. Çünkü bir de malzeme eksikliği ve malzeme bulma zorluğumuz var İzmir'de. O yüzden de bunun için de bazen çabalar gösteriyoruz. Yani o aracılığı da yapacağız inşallah dernek olarak. Benim aslında söylemek istediğim... Modayı gerçekten aslında moda herkese yakışır mı? Yani moda aslında nedir diye sorulduğunda moda kendine yakışandır diye cevap veriyorum. Bu klişe bir cevap aslında. Doğru. Modayı gerçekten modacılardan, tasarımcılardan bilgi hiç önemli değil almanız. Gelip sadece bir kahvemizi içip bir fikir almaları... kendilerine ne renk yakışıyor, neler yakışıyor diye bilgiler alınması, kim olursa olsun. Tasarımcılar Derneği'nin sayfasına girerseniz zaten oradaki tasarımcıları göreceksiniz. Hepsi şu an işinin duayeni ve hepsi tasarım mezunu. Tabii. O yüzden de onlarla ilgili onlardan bilgi alırsanız gerçekten hem göze hoş görünmüş olursunuz, hem kendinizin nasıl giyineceğini bilmiş olursunuz. Biz bu konuda size yardımcı olmuş oluruz. O yüzden herkes modayla iç içe, modayla kalsın diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet efendim, ben de size yine programımıza katıldığınız bu güzel 40-45 dakikayı da geçirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Efendim, bugünkü programımızın yine sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğumuz ve farklı konularla birlikte olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.